burası da arkadaşlar diğer tarafın devamı. Lafon fotoğraf topluluğu. Denizli'yi tanıtacağım şimdi. Denizli'de neler var? Yine aynı şekilde. Haydi bakalım. Şu benim çok hoşuma gitti. Gelin alma. Biraz önce Zeki Bey'le bunu konuştum. Dedim ne güzel denk gelmiş. Biz hiç denk gelmedik. Hani bizim de keşke yediğimiz yer var ya, orasıymış. Çok hoş. Biz de bir gün denk geliriz belki. Bakın gelin alma. Düşünün eski tarz bu şekilde. Hala devam ediyor. Yani. Sonra mısır diyeceğim değil mi? Mısır. Havuç. Bu yöreye has. Ay dedem canım benim, yani doğada tabii ki taşım, develerimiz. Buraya gittik arkadaşlar, burada videomuz var hatırlarsanız. Buraya gittik buradan, hatta ben böyle okumuştum, zıplamıştım. Baba da abi. Kulakları şurası Mustafa çekmişti. Baba da burada. Burası neresi olabilir? Burası kesin benim memleketimdir. Saraykör. Başka yer olamaz. Deve güreşi denince. Şu tarafta da at koşusu. Sanıyorum bu hipodromda olması lazım. Yine sokakları. Evet. Bir de bakın ilginç şu tarafta. Burası neresi? Rengarenk sokakları. Beyaz üstü. Baba Dağı yine. Bunu daha çok Baba Dağı ayrılmış gibi. Hemen diğer kuru gölü. Şimdi şu, evet. Asıl denizde şu tarafta. Denizde şu tarafta. İlginç bir şey göstereceğim. Nedir? Cennet elması arkadaşlar. Cennet elması kurumuşu Boğaz'da. Harika bir şey. Bu da odun kömürü yapılıyormuş. Bunu ilk defa duydum. Odun kömürü. Salça. Bir salça videom da var. İzleyebilirsiniz. Burası. Ya siz tanıyor musunuz? Neler var Denizli'de? Pamukkale var da daha önce biliyorsunuz. Daha sonra Tripolis aynı şekilde. Şimdi şurada Tırsap'ın kolay gelsin. Burası memleketim Saraykör. Bunu da alabilirsiniz. Ha, sen de var. Akla gelmesi gereken nedir? Bunu biliyor musunuz? Bilmiyorum. Köfte. Neyden yapılıyor acaba? Biliyor musunuz? Biliyorsunuz diyeyim. Pamuk yine Saraykör hemşehrileri. Akıllı cinsi pamuğumuz. Evet. Daha sonra üzüm. Üzüm gerçi her yerde var ama şu köfte yani bilmiyorum. Diğer taraflarda var mı? Çok özel. Eriğimiz yok şu an bizim. Erik yok. Eriğimiz tam dallarda küçük. Tamam. Daha önce geçen sene bir Saraykör çekimim vardı. Bakabilirsiniz. Tarhana çorbası. Harika, tam da mevsimi. Sağ olun. Burası da kale. Evet, kale. Aklınıza gelmesi gereken. Kale Belediyesi. Kırkat baklava. Evet, baklava. Bu ne? Bu da ona benzer bir şey. Meşhur bizim kalemizin 3 kulağı.
inşallah tatlısı. Bak onu hiç görmedim. Evet, yani evet. Sahurdan sonra. Teslim edeceğiz inşallah yeni. Öyle mi? Oo, süper. Ev makarnası. Evet. Evet. Kale. Biberi. Bu teşkilidir herhalde. Onda kalan yazık. Bak bu ne kadar da cevap. 80 liraymış biliyorsun. Ben yarım alabilir miyim? Yarım kilo alabilir miyim? Annenle canı yiyor. Cennet elması akla geliyor. Yazın. Kiraz. Ve kiraz akla geliyor. Kışın biz bunları kurutuyoruz. Kirazın konservesini yapıyoruz. Kirazın konservesi. Kirazın konservesi. Kirazın konservesi. Üzüm, ayva, meyve cenneti. Meyve cenneti Honaz. Aynı zamanda Honaz Belediye Başkanı Yüksel Keperek döneminde Honaz'da kurulan fide marketleri var. Ata tohumlarımız var ve fidelerimiz var. Domates, patlıcan, salatalık, biber ve çiçeklerimiz var. Cennet elması konusunda şöyle bir göstereyim bir de. Tabii. Şu anda güneşten bunlar birazcık. Aynen. Dışı kendinden şeker pudralı gibidir. Harika. Kolay gelsin. Çok teşekkür ederiz size de. Dedim karnım aç doyur dedim. Evet. Kime? Sana Rumcan. Hadi gel. Çivri. Çivri denince akla geldi bir dakika. Elim bir tane boş kalmasın. Bu da suyu. Sirke. Evet. Sirke sirkesi. Doğal. Değil mi? Evet. Ne kadar mesela bu? O 25. Tabii yöresel ürünler. Evet, kesinlikle de söylemeyin. Aynı şekilde. Geçen sene Nilüfer Işıklı Gölü'ne gitmişti. Nilüfer bir evet. Yer. Işıklı Gölü'nde evet. Nilüferler vardı. Harikaydı evet. Arkadaşlar. Yani teşekkürler. Kolay gelsin. Şimdi şu tarafa Çardak. Evet. Çardak'ta da kabak. Ve bu nedir? Çardak'ta. Hava temiz. Çardak süper. Çardak yalnız gelmedim yerlerden biri. Oraya gitmedim. Bu markan meşhur bir şehrimiz meşhur bir pelikanlarımız meşhur. Bu değil. Bir de bulgur. Evet. Tarhana. Bak farkı bu tarhana arkadaşlar. Bu da dağlardan toplanan kendi topladığımız sumağımız. Sumak. Evet. Evet. Sumaklar. Tane sumak. Evet. Teşekkürler. Biz sağ olun. Teşekkür. Kolay gelsin. Kilimlerimiz var. Kilimlerimizde kadınlarımız dokuyor. Evet. Şimdi okumacılığı da var. Süper. Çameli. Evet, Çameli'ye gelelim. Çameli de benim öğrencimin annesi. Yıllar önce ve şimdi onunla karşılaştık. Maşallah Çin işçiliği. Bakın Çin işçiliğine nasıl başlamış kendisi anlatsın. Evet. Şöyle söyleyeyim. Hobi olarak başladım. Fakat daha sonra o evlat kaybettim ben. 36 yaşında. Ondan sonra psikiyatristlere gitmedim. Onun sayesinde ben bunu evet. Yendim. Ve onun o bana çok destekçiydi. Evet. Devamlı anne yap, anne bırakma derdi bana. Evet, evet, daha sonra da onun sayesinde şimdi usta öğretici oldum. Evet. O Ses Türkiye'ye katılan oğlum, küçük oğlum İsmail. İsmail Yılmaz, evet. Çok yaramazdı. Evet. Ama evet. Şimdi bir şey oldu. Evet, evet. Onunla bir seçim çok teşekkür yerim. Ediyorum. Söyleyeceğin yapısı diye böyle bir gitarla bana çekmişti. Aynen. Video çekmişti. Çok güzeldi. Evet, yani. Evet. Saklıyorum. Kolay bende de var. Evet. Saklıyorum. Teşekkür ediyorum. Çal arkadaşlar. Çal denince aklınıza gelmesi gereken nedir? Üzüm. Üzümle ilgili her şey. Üzüm suyu, şarap, yani aklınıza gelirse. Çalın şarabı iyiymiş mi, değil mi? Valla üzümle ilgili üzüm pekmezi. Çal yani bununla ilgili. Burası kalabalık, şöyle şu tarafa doğru geçelim. Bu bayağı bir yani kalabalık. Kolay gelsin. Hoş geldin. Pekmezi. Evet. Bu nedenle Çallılar çok zeki olurlar. Çok okumuşlardır. Çok böyle tıp yani doktor. Aynen. Neden de bir tane çünkü çok şey. Ha orada da evet. 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 Arkadaşlar çal bizim kurusu. Gördüğünüz gibi çal kurusu böyle çok çok faydalı. Bunlardan yiyin ki yani daha zeki olunuz. Kolay gelsin. Evet, burası da merkez efendim. Kolay gelsin. Halk Eğitim Merkezi müdürlüğünün eserleri satılıyor herhalde, değil mi? Satılık.
Satılık herhalde diyorum. Evet. Satılık. Kolay ya. Elinize sağlık. Şurada da halk eğitim merkezi yine. Buldan tarihe, yani Kleopatra'ya diyeyim, bütün krallara, kraliçelere dokuma yapmış olan bir memleketiniz. Yani düşünün şurada. Peştem tabii kırmızıyı seçtim. Neden? Bunlar daha önce arkadaşlar, ben biliyorum, annemler şöyle diyeyim, şöyle. Kıyafetin üzerine yani alınırdı. Daha sonra yine bunun örtüsü, ha bu ne, gözün kör olmaz. Ha bak, size de var arkadaşlar. Bunun şeysi. Bunun örtüsü. Aynen. Biraz daha dikdörtgeni. Değil mi? Aynen. Yani buradan sarayken zaten aynı. Güzel. Kolay gelsin. Şimdi burası Siviş Bakla. Bakla'ya da gelmedik. Maşallah ürünler harika. Yani burada da. Şimdi torbalık erişte. Kolay gelsin. Babadağ yine tekstil cenneti. Babadağ videolarım var. Daha sonra neresi vardı? Altındere vardı arkadaşlar. Babadağ videolarını izleyin. Burada çok oyalanmayalım orada. Ama evan dedim. Acı payam kanyon biliyorsunuz. Orada acı payam var. Burada da gösterim içeceğiz. Hayırlı günler, hayırlı Ramazanlar. Hayırlı Ramazan. Benim bir para yok. Geçik. Arkadaşlar, Pamukkale'de tescillenmiş değil mi? Yani biliyorsunuz Geçik korona döneminde çok çok işimize yaradı. Kutlar ve bunlar da Kosa'nın gelmişim. Kolay gelsin.